Bu kulübü kuranlara önce minnetle ve şükranla anıyorum onları. İşte karşıyakalılık bu. Ve bu kulübü bugüne kadar getiren kulüp başkanlarına, yöneticilerine ve belediye başkanlarına ve Karşıyaka'ya sponsor olan basketbolda Pınar grubuna da çok teşekkür ediyorum. Buraya giriyorsunuz, meşaleler biraz önce Hürriyet'in Ege bölge temsilcisini gördüm. O da büyük bir Karşıyakalı, Deniz Sipahi. Dedi ki bana, başkan ayağını sürüyerek mi geldin? Vallahi annem beni Kadir gecesi doğurmuş o kesin. Belediye başkan adaylığımın açıklandığı gibi Türkiye Kupası. Ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası. Belediye başkanı seçildim. Sizlerin oyuyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek oyunu verdiniz sizler. Ardından Cumhurbaşkanlığı Lig Kupası hepsi sırayla geldi. Sonra ne yaptık? Avrupa bekle bizi dedik. Biz Avrupalı olmayız. Ancak siz Karşıyakalı olursunuz dedik. 12 yıldır şehir unvanını aldık, geldik buraya. Yarın sabah 6'da Strasbourg'a gidiyorum. Sizler için Avrupa diplomasını alıp geleceğim. Salı günü Barcelona'da da Euroleague'i alıp geleceğiz buraya inşallah. Bu tarafta sizinle gurur duyuyor. Ben sizinle gurur duyuyorum. Ufuk'a sordum. Ufuk dedi ki, başkan hayallerimiz çok büyük, artık bu iş oldu. Cuma'yı beklememek gerekirdi. Kiminin hayalleri vardır? Üst geçite pankart asarlar. Ama benim hayalim Karşıyaka'yla bütünleştikten sonra hep büyük oldu. Ve hayal kurmaya başladım. Aynı bana hiç kimse Zühtü Işıl'ın ismini salona ver demediği gibi gidip de Boğaz Köprüsü'ne hiç kimse bana bayrak astemedi. Ama ben de Ufuk gibi hayal kurmaya başladım. Dedim ki Karşıyaka'nın bayrağı üst geçitte değil Boğaz'da sallanır. Karşıyakalı'ya maddi olarak bulamadığımız günlerde kazandıran, soyunma odasında formasını hazırlayıp onların sularını hazırlayan önce malzemecisinden, yardımcı hocalarından ve büyük koçu Ufuk Sarıca'ya varıncaya kadar ve parayı değil inancı ve başarıyı yüreklerine kazımış o altın eller yaptı bu işi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. Ve belediye başkanınız olarak da size söz veriyorum. Stratejimizde belirlediğimiz gibi spor kenti Karşıyaka. Evet, spor kenti. Sporun kenti, basketbolun da başkenti olacak. Bu yürekli taraftara, tüm Karşıyakalılara 12. adam diye o türbünlerde amigolarımız, dernek başkanlarımız hepsi Okan'ından tutun diğer arkadaşlarınıza kadar hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü 16 sayı geriden maçı aldırmak için takıma da büyük bir motive verdiler. Bütün taraftarlara, herkese sonsuz teşekkürler. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun. Hepinize sevgiler, saygılar.